Mesane kanseri evrelerinin belirlenmesi nasıl oluyor? Mesane kanserinin evrelerinin belirlenmesi radyolojik görüntülemelerle olmaktadır. Nasıl görüntülemeler yapılıyor? Hastaya tüm batın MR çekimi olur. MR çekimine uygun değilse, hani belki hastada platin vardır, farklı sebepler vardır, çekilemeyecek durumdaysa, o zaman tomografi ile çekmekteyiz. Görüntülemelerini yapmaktayız. Kemiklere hastalığın sıçrayıp sıçramadığını görmek için de tüm vücut kemik sintigrafisini görürüz. Ona göre değerlendirmeleri yaparız. Diğer organlarında hastalık olup olmadığı ile ilgili akciğer tomografisini çekeriz biz bu hastalarda. Bütün vücudunda hastalığın yayılımı ile ilgili radyolojik görüntülerini hastanın durumuna göre önceliklerimizi biz beliririz. Ya MR ya tomografi ya direkt grafileriyle yolumuzu çizeriz diyebiliriz. Bununla birlikte de hocam tabii mesane kanserinin de hücrelerinin dereceleri de var. Evet. Peki nedir hücrelerinin derecesi mesane kanserinin? Şimdi mesane kanserinin içerisinde kanser oluşumunda üroloji doktorları sistoskopla mesane idrar kesesinin içerisine baktıklarında içerisinde diyelim ki yüzeye yakın hücrelerde eğer bozukluk varsa, şekil değişiklikleri varsa ona göre oralardan biyopsileri yapılıp patolojisine gitmektedir. Belki çok erken dönemde olur. Diyelim ki artık yüzeydeki hücreleri değil de yüzeydeki dokuyu değil iç taraftaki kas tabakasına geçmiştir. Yani içerisindeki kas tabakasına ulaştığı zaman artık hastanın evresi ilerlemektedir. Yani hastanın tedavi başarısı düşmektedir. Niye erken teşhis diyoruz? Evet. Çok erken vakitte üroloji doktoruna gidip muayene olursa çok erken dönemlerde yapılıp tedavisi ona göre yapılmaktadır. Tabii zaman zaman o bölgelere yüzeyel olan tümörlerde aşı tedavisi dediğimiz tüberküloz tedavisi, tüberküloz aşısı gibi onun branşı üroloji doktorları olduğu için çok detaylı size bilgi veremeyeceğim ama bununla ilgili de ilk yüzeyel tedavilerde daha bizim ışın ve kemoterapiye gerek duymadan onlar kendileri bu bölgelere tüberküloz aşısı gibi oradaki hücrelerin sağlığını korumak amacıyla yapılan idrar kesesinin içerisine uygulanan bir ilaçtır, bir tedavi yöntemidir diyebilirim.